Hepimiz için zor bir süreç. Çok hazırlıksız da yakalandığımız bir süreç oldu aslında. Bu süreçte neler yapıyorum? Biraz eksik yönlerimi tamamlamaya çalışıyorum. Evde antrenmanlarıma devam etmeye çalışıyorum. Kendi imkanlarım doğrultusunda. Kendi beğeni imkanlar yaratmak ve eksik yönlerimi kapatmak konusunda uğraşıyorum. Tabii kar antrenmanları yaparak, kondisyon antrenmanlarıyla bu eksiğimizi kapatmaya çalışıyoruz. Eksik demişken de hani tek fiziksel bir eksiklikten bahsetmiyorum. Burada çünkü bütün sporlarda olduğu gibi fiziksel ve psikolojik yönleri de var bu işin. Psikolojik yönlerdeki olan açıklarımı da kendi elimden geldiği kadarıyla kapatmaya çalışıyorum bu süreçte bir fırsat olarak görerek. Hem fiziksel hem psikolojik olarak bu açıklarımı kapatarak ve aslında sezon da bizim için sürekli yoğun geçtiğinden dolayı çünkü çok uzun ve meşakkatli bir yol. Sezon içinde çok ara verip durma ve dinlenme şansımız olmuyor. Aslında bir yandan da bu arayı da kapatmaya çalışıyorum kendimce. Tatil aramı bu arada vermiş gibi. Hani antrenmanları tabii ki de bırakmadan ama şu sonuç olarak bizim için evde olmak da ayrı bir lüks sporcular için. Çünkü çok fazla seyahat ediyoruz. Gerek kamplar gerek yarışlar olsun. Evde kaldığımız zamanları da özlüyoruz. Bu zamanları da işte burada biraz aradan çıkarmaya çalıştım. Ben de Açıkçası yüzme diyebilirim şu an. Başka bir şey gelmiyor aklıma. Çünkü gözüm dönmüş durumda. yüzmem Hani lazım. teknik geliştirebilecek çok da bir şey yok aslında. Yani teraband dediğimiz bir materyal var. Esnek bir lastik. Daha esnek ve medikal çalışmalarda kullanılıyor biraz da. Fizyoterapide ve o tarz rehabilite süreçlerinde biraz daha kullanılan bir şey. Biz de ısınmak için çoğu sporcu kullanır bunu. Hani bir materyal. Tabii havuz olmadığı için biraz onunla yüzmeye başladım. Hani yüzme tekniğimi dışarıda onunla biraz direnç sağlayarak korumaya çalışıyorum. Geliştirdiğim teknik bu olabilir. Bakış açınızla çok alakalı. Ben hani olumlu yönlerinden bakmaya çalışıyorum. Ben çalışma açısından bakmaktansa keyif alma açısından bakmaya çalışıyorum. Çünkü olimpiyat benim hayalim. Sonuçta bu hayalimi yaşıyorum şu an. Ve bu hayalimi yaşarken birkaç ay sürmesindense bir yıl daha uzaması benim için aslında keyif verici bir durum oldu. İnsanlar biraz da olumsuz düşünüyor bu konuyla ilgili ama hani tabii ki de ben de ertelenmesini istemezdim ama eldeki imkanlar bunu gerektiriyordu ve olması gereken de buydu. Çünkü bu şartlar altında olimpiyat yapılması gibi bir şey söz konusu olamaz. Olimpiyatın ruhuna ve mantalitesine aykırı aslında. O yüzden bir yıl ertelenmesi olması gereken bir şeydi. Şu an elimizdeki imkanlar bu. Bu doğrultuda da ben de olumlu bakabileceğim taraf olan hani bir yıl daha olimpik bir yıl yaşamak. Olimpik yılımın 1,5 yıla uzaması, 6 aydan ya Evet. da 5 aydan her neyse beni mutlu ediyor açıkçası. Uğraştığınız bir hedef var, uğraştığınız bir iş var. Bunun sonucunda dünyanın sayılı sporcusu ve atletiyle birlikte bir takım işi yapmak için oradasınız. O işte yaptığınız en iyisini yapmak zorundasınız ve en ilerlisiniz. En iyi yapmak için mücadele ediyorsunuz. Böyle bir ortam var. Ama tabii böyle söyleyince insanlar bazen korkuyor. Korkulacak da bir şey yok çünkü şunu söylüyorum insanlara. Bana şunu soruyorlar. Oraya gidince korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Neden? Çünkü ben o iş için hazırım. Ben onu yapmak için çalışıyorum. Evet. Ben 20 yıldır bir fiil oraya gidip o kulvarın başına geçip o suya girmek için çalışıyorum. Tabii tek yüzmeye kattıkları olarak burada size bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'nin bütün amatör branşlara kattıkları olarak söyleyebilirim. Çünkü Fenerbahçe ne bir futbol kulübü ne bir yüzme kulübü. Fenerbahçe tamamıyla her zaman söylediğimiz gibi bir spor kulübü. Bütün sporlara yaptığı destek var. Bütün sporlarda her zaman birincilik için ve şampiyonluk için oraya çıkıyor. Bizim toplantılarımız da zaten yarışlarda hep bu doğrultuda oluyor. Fenerbahçe hiçbir zaman için oraya ikincilik, üçüncülük ya da başka bir sonuç için çıkmaz. Fenerbahçe olmayacağını bilse bile oraya şampiyonluk için çıkar. Çünkü her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorsunuz. Ama bazen gelmeyebiliyor, olmayabiliyor. Bazen farkında da olabiliyorsunuz. Ama Fenerbahçe her zaman mottosu şampiyonluktur. En iyisini yapmak için oraya çıkar. Yani bu doğrultuda Fenerbahçe'nin amatör branşlara verdiği destek ve yaptığı yatırımlar, altyapılar hiçbir zaman için tartışılmaz. Bütün spor kulüplerine de bugüne kadar örnek olmuştur ve onları da teşvik etmiştir bu konuda. Aslında çok uzun yıllardır onlar önceden kontaktalarmış. Yani 1,5 yıl gibi. Tabii benim haberim olmuyor çoğu dönemlerde. En doğru anı bekliyorlar. O anda tabii altyapıdan ve daha rahat bir geçiş süreci sağlamaya çalışıyorlar. Çünkü ben burada Ege Üniversitesi, İzmir Ege Üniversitesi'nde yüzen bir çocuktum. Oradan Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük kulübüne geçeceğim. Bu da kolay bir geçiş olmuyor açıkçası. Çünkü küçük yerel bir kulüpten birden Türkiye'nin önde gelen bir kulübüne geçiyorsunuz ve beklentiler tamamıyla değişiyor. Sonuçta eski takımda hani elimden gelen en iyisi için oraya çıkıyordum. Fenerbahçe geldiği zaman kesinlikle elimden gelen en iyisi için yine oraya çıkıyorum ama beklenen de bir şampiyonluk var arkada. Ne olursa olsun bir şampiyonluk var. Sen alamasan bile arkadaşların oluyor. Takım arkadaşların şampiyonlar.
Her hangi branşa bakarsanız bakın hoş tepkiler alıyorum ve gurur veren tepkiler alıyorum. Ben sonuçta her zaman bu armayı gururla taşıdım üzerimde. Her zaman onun sorumluluğunun da farkındaydım. Ve insanların da bu armaya ayrıcalıklı bakıyor olması benim için de çok ayrı bir gurur. Benim de yaşatmaya çalıştığım bir değer aslında. Fenerbahçe bugünleri birkaç günde ya da birkaç yılda gelmedi. Uzun yılların ve tarihinin verdiği aslında bir güç var. Fenerbahçe bir tarih. Ulu çınar gibi adeta. Bütün spora yapmış olduğu yatırımlar bugünlere getirdi Fenerbahçe'yi. İnşallah da böyle devam eder. Öncelikle ülkem için üzüyorum. Sonra da kulübüm adına üzüyorum. Benim için en önemli iki değer bunlar. Bayram ve kulübüm. Olimpiyatlarda tabii öncelikle bayramı temsil edeceğim ve kulübümün imkanlarıyla aslında biraz da oraya gideceğim. Hani ülkemin ve kulübümün imkanlarıyla beraber oraya gideceğim. Oradaki hedefim açıkçası yani ben hep şunu söyledim. En iyisini yapmak. Elimden gelen en iyi performansı orada sergilemek. Çünkü benim için önemli olan bu, kriter bu. Ben orada en iyisini yaptıktan sonra benim için rahat olacak. Çünkü bir madalya sözü ya da başka bir söz kimse veremez. Öyle bir şey yani. Vermek benim haddime de değil. Öyle bir imkanım da yok. Açıkçası insanları kandırmış olurum. Söyleyebileceğim elimden gelenin en iyisini orada yapacağım. Özellikle olimpik branşlar için küçük yaşlarda çalışmak ve o süreci yönetmek çok önemli. Bu süreçte de aile inanılmaz büyük bir öneme sahip. Çünkü çocuğun aklı ermediği birçok yerde aile ortaya ve işin içine giriyor. Orada da ailenin bilinçli olması ve çocuğu doğru yönlendirmesi çok önemli. Çünkü ben de yani doğduğum günden itibaren olimpiyat için çalışıyorum belki. Bu doğrultuda antrenman yapıyorum ama bu da kendi kendine edindiğim bir şey değil. Ailemin bana empoze etmesi, hocamın ve kulübümün bana empoze ettiği şeyler doğrultusunda gerçekleşti aslında. Bir anne babanın rolü çocuk üzerine tartışılmaz. Çünkü anne baba ona mavi rengini kırmızı olarak öğretirse o çocuk maviyi kırmızı olarak bilecek. Dışarıdan birisi gelip o mavinin mavi olduğunu söylediğinde çocuk hayır o kırmızı olarak savunacaktır da onu. Çünkü annesi babası evet. Ne söylerse onun için doğrudur. O konuda ailelerin bilinçlenmesi gerçekten çok önemli. İşte verebileceğim en güzel tavsiye işlerini severek yapmaları ve yüzmeyi sevmeleri. Çünkü bu dünya üzerinde yapabilecekleri birçok şey var. Ve neyi yaparlarsa yapsınlar o işi severek yaparlarsa orada mutlu olacaklardır.